Aykıbrıs.com'dan Mutlu Günler 22 dakika programıyla yeniden birlikteyiz. Ben Ramazan Adnan. Bugünkü konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Güzel Yurt 2. sıra milletvekili adayı Sayın Ziya Öztürkler. Sayın Öztürkler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İsterseniz programımıza başlamadan önce bugün kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Raif Denktaş'ın 10. ölüm yıldönümü. Onu yad edelim. Kısaca sizden mesajınızı alalım. Evet, tabii kurucu Cumhurbaşkanımız Raif Denktaş, bu ülkeye kattıkları milli mücadele ruhu, geçmişi bizler için çok önemli. Biz onun ruhuyla, atalarımız onun ruhuyla hep mücadele etti. Onu da ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anmak gerekir. Unutmamak gerekir. Hem gelecek nesillere hem de şimdiki nesillere atalarımızın Raif Denktaş önderliğinde ve yine toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ün önderliğinde neleri yaptığını ve bu ülkeye neler kattığını, bizler için milli mücadelede neler verdiğini çok iyi anlatmak lazım. Benim Ahmetlik babam da bir komutandı ve Raif Denktaş'la da çok anıları vardır. Hem Baf'ın Süsüz Köyü'nde doğan, 1974 Barış Harekatı'nda yer alan, esir düşen ve bu mücadelede birlikte yürüyen bir kişiydi. Bu bağlamda da rahmetle ve saygıyla anmak istiyorum. Tekrar rahmetli alalım. Sevdiklerine de başsağlığı dileyelim. Adaylıkla başlayalım. Seçimler yaklaşıyor. Ziya Öztürkler, Yükseköğretim ve Dış İlişkileri Dairesi Genel Müdürsünüz 8 yıldır. Eğitimden siyasete. Tercihinizi bu yöne iten sebepler neydi? Bir teklif mi aldınız? Yoksa siz siyasetin içinde artık ben de varım mı demek istediniz? Evet, şunu söyleyeyim. Tabii geçmişe gitmek lazım. Rahmetli babamdan bahsettim. Milli mücadele ruhundan, yaşadıklarımızdan bahsettim. 2001 yılında öğretmen olarak başladım. Lefke Gazi Lisesi Şehit Turgut Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak çalıştım. Sivil toplum örgütlerinde yer aldım. Gençlerle birçok projeye katıldım. Düşünce kulüplerinde yer aldım. Ondan sonra sizin de bahsettiğiniz gibi son 8 yıldır Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Genel Müdürlüğü'nü yapıyorum. Bununla birlikte OKDÜ Yönetim Kurulu'nda, Doğu Akdeniz Vakıf Yönetim Kurulu'nda yer aldım. Ciddi tecrübeler ve bilgi deneyimleri kazandım. Aslında siyasetin ilk temelleri 2012 ile 2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde liderlik eğitimi alan bir kişiyim. Liderlik eğitimi alırken oradaki sınıf arkadaşlarım, hocalarım hep siyasetin içerisinde ve siyasette var olan kişilerdi. Onlar bizi bayağı eğittiler bu konuda ve o biraz da bu süreci hızlandırdı. Tabii ki 8 yıl boyunca yüksek öğrenimde yaptıklarımız, biriktirdiklerimiz, ekibimizle, bakanlığımızla birlikte ortaya koyduklarımız, biriktirdiğimiz insanlar, topluma yaptığımız hizmetler sonucunda hem ailemiz hem de toplumdan siyasete girme yönünde, daha toplumsal projelerde yer alma yönünde ciddi şeyler vardı, peki, talepler vardı. Hemen bu esnada şöyle sorayım. Hedefleriniz neler? Bir bakanlık mı yoksa milletvekili olarak eğitimde şu ana kadar eksikliğini gördüğünüz ya da deneyimlediğiniz bazı noktalara müdahale etmek, temas etmek mi? Yani şunu söyleyeyim, bakanlık hedefiyle bu yola çıkılmaz. Çok net ifade edebilirim. Zaten ülkedeki geneldeki en büyük sıkıntılar sadece milletvekili olmayıp bakan olmak olarak gördüğümüz zaman başlıyor. Ben tam tersi ve farklı bir politik anlayışım var. Siyasetçiye karşı ciddi bir güvensizliğin olduğunu, daha dürüst, kaliteli, nitelikli ve topluma yönelik bir siyaset yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Bürokratlık dönemlerimde çok ciddi yasa çalışmalarının içerisinde mecliste yer aldım ve Yüce Meclisimizin içerisinde birçok komite vardır. Bu komitelerindeki en büyük amacı gerekli çalışmaları yaparak toplumun refah ve ekonomik noktalarda olsun veya toplumun gelişmişliği noktalarında olsun gerekli yasalara cevap verebilmektir. Onun için ben Ziya Öztürkler olarak partimin hedefleri doğrultusunda kişilerin değil, ülkemin çıkarları noktasında mecliste gereken yasa çalışmalarında olsun, gereken projelerde yer almak için varım. Peki, o zaman üstlendiğiniz misyon öncesinde, siyaset öncesinde bulunduğunuz görevler gereği sizin pencerenizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrencilerin temel sorunları neler? Bunları da çok kısaca özetleyelim.
ve bunların çözüm yollarını da sizden rica ediyorum. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Hep bugüne kadar gençlerle var oldum. Hem öğretmenlik yaşamımda hem de şu andaki görevim gereği hep gençlerde yer aldığım için gençler üzerinde ciddi projelerde yer almak istiyorum. Bu projelerden 3 tanesini sizlere burada bahsetmek isterim. Sorunlarla ilgili birkaç saat burada konuşabiliriz. Her noktada sorun olabilir ama önemli olan projelerle ve yapacağın çalışmalarla bu sorunları minimize indirip daha iyi noktaya gitmektir. 3 tane projeden bahsedeyim size gençlerle ilgili. Birinci projemiz, bu bahsettiğim 3 projede Ulusal Birlik Partisi'nin manifestosunda yer alan projedir, onu söyleyeyim. Birinci projemiz Samba, kısa adıyla. Samba diye adlandırdığımız proje, sigara, alkol ve madde bağımlılığının önüne geçmek için yapılacak eğitimsel çalışmalar. Bunların hep teknik detayları vardır ama seyircilerimiz hem süremiz kısıtlı olduğu için evet, teknik detaylarla boğmayacağım. Lütfen. Ama gençlerimiz üzerinde yer alan ve ülkeyi, tüm dünyayı tehdit eden sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili ciddi projelerde yer alabileceğimi, açık olan yasaların içerisinde de bu açıklığı ortadan kaldırmak için var olacağımı ifade etmek isterim. Bunun dışındaki ikinci gençlerle ilgili önemli projelerimizden bir tanesi Bana Bir Şans Ver projesi. Bana Bir Şans Ver projesi de belirli bir nedenden dolayı hüküm giymiş gençleri veya insanları tekrardan topluma kazandırmak için neler yapabiliriz? Evet. Bana Bir Şans Ver diye adlandırdığımız proje bu. Üçüncü en büyük projemiz direkt eğitimle de bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkemizdeki bilim merkezlerini kurmak. Bilim merkezi derken bunu birazcık aşmam gerekir. Çünkü biz hep çok kısa, buyurun, eğitimi öğretmen anlatacak, öğrenci dinleyecek. Kitaptan okuyacak. İşte internetten öğrenci araştırmasını yaparak o araştırma sonucunda bir şeyler yaratmaya çalışacak. Hayır. Bizim buradaki vizyonumuz bilim merkezi derken o bilim merkezlerinin içerisinde sanat, kültür, edebiyat, toplumla ilgili küçük küçük atölyeler yer alacak. O atölyelerde uzman kişiler yer alacak ve oradaki gençlerimizi veya toplumun her kesimdeki kişileri yaparak, deneyerek, yaratarak yaratıcılığı ve birlikte bir şeylerin başarmanın ruhunu ortaya çıkarmak istiyoruz veya o kişilerin ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkmak için bilim merkezi, bilim otobüsleri, bilim sarayları diyebiliriz buna, hiç fark etmez ama mantığında bu atölyelerin yer alacağı noktaları yaratmak istiyoruz. Bu yolda başarılar diliyorum. Hemen güncel aktüel olaylarla, siyasetle bağlantılı olarak da gidelim. Öğrencilerin yasa dışı olarak çalıştırılması. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir öğrencinin bir acı ölümü gündeme taşındı. Ve bu öğrencilerin kaçak çalıştırılması meselesini gündeme taşıdı. Sizin oturduğunuz yerden baktığınızda bu konuyla ilgili eksikler ya da alınması gereken önlemler neler? Çok kısa lütfen. Zaten 22 dakika dedim. Evet, bayağı sıkıştırdım, evet, bizi. Evet. Motor gibi gidiyoruz. Bir şey değil. Kısa kısa konuşmaya devam. Sonra seçimden sonra daha geniş, evet, daha detaylı konuşuruz. Lütfen, tamam, buyurun. Sıkıntı yok. Biraz daha izleyenleri güldürelim dedik. Bir işi kullandım. Evet. Özellikle şunun altını çizmek lazım. Görevde olduğumuz dönemde biz YOKAS diye adlandırılan yüksek öğrenim kayıt sistemini kurduk biz. Yüksek öğrenim kayıt sisteminin içerisinde aktif ve pasif öğrenciyi birbirinden ayırdık. Ve ondan sonra da döndük, dedik ki bundan sonra adaya gelecek her öğrenci, öğrenci muhacirat iznini çıkaracaktır dedik. İlk zamanlarda hatırlarsan öğrenciler bize bazı tepkiler, işte ülke bizim üzerimizden kazanç sağlıyor diye de bazı tepkilerle karşılaştık ama bu aslında hem öğrenciler hem de toplumun geleceği için atılan çok önemli adımdı. Niye? Çok kısa geçeceğim. Öğrenci muhacirat izni çıkarken bir, sağlık raporu alıyor. Bir, bulaşıcı hastalığı var mı yok mu onu görüyorsun. İki, ikametgah, bu ülkede nerede ikamet ediyor, onun bilgisine haiz oluyorsun. Üç, öğrencinin devam ve devamsızlığına bakıyoruz. Sizin anlattığınız öğrencinin yönünden. Peki bunun işveren ya da bu işi öğrenci kullanan ya da bunun üstünden menfaat sağlayan kesimler var. Bunların önlenmesi konusunda asıl mesele. Ona geleceğim. Tabii, buyurun. Şimdi burada devlet aslında kontrolünü sağlıyor. Ve pasif öğrencinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalması, öğrenci izni almadığı yasak. Birincisi devlet
ve gerekli güvenlik birimleri pasif öğrenciyi tespit edip de gerekli önlemi yapması gerekir. Ha, ikincisi Çalışma Bakanlığı'nın, çünkü artık sizin bahsettiğiniz nokta eğitimin üzerinden Çalışma Bakanlığı'na gidiyor. Çünkü Çalışma Bakanlığı bir öğrenci izni vardır, çalışma öğrenci izni vardır, bir de normal çalışma izni vardır. Denetimlerle bunu yaparak belirlemesi gerekir. Yani şunu ifade edeyim ben, yüksek öğrenim öğrencisinin çalışmasına biz karşı değiliz. Ama yüksek öğrenim öğrencisinin çalışacağı yerler vardır, çalışmayacağı yerler vardır. Bunlar da bellidir. Peki, bu esnada hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi pandemi döneminde online eğitim dönemi oldu. Ülkeye girişler bir dönem yasaklandı. Burada kalan, mahsur kalan, ülkesine gidemeyen öğrenciler oldu. Bunların çok zor dönemler geçirdiğini biliyoruz. Hem dil ve kültürel anlamda zaten uyuşmazlık yaşadıkları için dertlerini dile getirmekte sorun yaşadılar. Ve bazıları amiyane olacak belki ama fuhuşa yöneldikleri yönünde ya da daha farklı arayışlar içerisine girdikleri de gazetelere, hatta 3. sayfa haberlerine de yansıdı. Asıl nokta bu. Buraya gelen öğrenci bu tip durumlarda, olağanüstü durumlarda alınacak önlemler neler olmalı? Bu öğrencilerin tekrar aynı sefalette yaşamamaları için neler gerekiyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Pandemi döneminde tabii toplum uzun süre kapalı kaldı. Ve kapalı kaldığı dönemde de öğrenciler çalışarak geçimini sağlayan öğrencilerin sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Yalnız şunu gözlerden kaçırmayalım. O dönemde toplum ciddi bir fedakarlık yaptı. İyilik melekleri ortaya çıktı. Devlet yaptığı çalışmalarla gıda yardımı yaptı. Bu öğrencilerle ilgili birçok yardımın yapıldığını her anlamda biliyoruz. Bir seferberlik ilan edildi ve bu seferberliğe halk da katıldı. Halk da elinden geldiğince, ben çok tanıklık ettim marketlerde, farklı noktalarda da bu alanlarda yardımcı olduğunu. Tabii şunu söyleyeyim. Bir şeyi de gözden kaçırmamak gerekir. Şu anda toplumda herkes rengi farklı olan kişiyi öğrenci olarak adlandırılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda 50 bine yakın yabancı iş gücünün olduğunu unutmamak gerekir. Bunu bir tarafa koyalım. Bir de şunu ifade edeyim. Toplumda işte yansıdığı kadar işte öğrencinin kriminal olaylara karışmasıyla ilgili aslında siz altını çiziyorsunuz. Ben de o alanda açık yüreklilikle size cevap vereyim. Ortalama biz yüksek öğrenimi iki döneme ayırdığımızda, Eylül ile Şubat dönemini, güz dönemi, Şubat'la Haziran dönemi de bahar dönemi diye ikiye ayırdığımızda, ortalama her dönemde 250 öğrencinin kriminal olaylara karıştığını görüyoruz. İşte biraz önce bahsettiğiniz, sizin bahsettiğinizi ben ifade etmek istemiyorum ekranlarda. İşte bunun yanında uyuşturucu olsun, farklı şiddet olsun, farklı noktalarla ilgili olaylar vardır. Tabii bununla ilgili toplum çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Ama ülkemizde bugün 21 üniversite var. Bu 21 üniversitenin 19'u Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve YÖK kitapçığına giren üniversitelerdir. Üniversitelerde doğal olarak hem KKTC hem TC hem 3. ülkeden üniversitelerden kayıtlar yapmaktadır. Burada gelen öğrencinin bu ülkeye uyumu, gerçekten öğrenci niteliğinin her anlamda azami noktada dikkat edilerek alınması noktasında da bir uyarımızı sizler aracıyla yapmış olalım. Peki buradaki her yabancı ya da farklı renkteki kişinin öğrenci sanıldığı algısıyla ilgili bir söylemde bulundunuz. Aslında birçoğu öğrenci olarak geliyor. Fakat uzun yıllar öğrencilik dışında da burada kalışları söz konusu. Kaçak olarak ya da farklı durumlarla. Bir, bunların durumuyla ilgili bir çözüm üretilecek mi? İki, bu öğrencilerin birden ve toplumda da çok sık dillendirilen zenginliği. Bu konuyla ilgili acaba görüşünüz ne? Kişisel olarak ya da ileriye dönük bir projeniz ya da planlamanız var mı? Yani şunu söyleyeyim. YÖKAS sisteminden bahsettik. Aslında evet. Biz gerekli polis muhacirat olsun veya topluma ilgili birimlerine, pasif olan öğrenci nedir? Öğrenciliğini yenilemeyen öğrencidir. Evet. Bunların da isimleri ellidir. Yani bu isimlerin araştırılarak bu ülkede işte çalışma iznine geçti mi? Çalışma iznine geçmediyse ülkede kaçak mı? Biz verilerini gerekli güvenlik birimleriyle paylaşıyoruz. Peki bu sistem tek başına yeterli olacak mı? Yani bununla yeterli. İlgili denetim mekanizmasını şimdi, hayata geçirmeden nasıl sağlayacaksınız sistem başarıyı? Sistem var. Önemli olan o sistemin içerisinden veriyi alıp denetim yapmak. Denetimde bir eksiklik varsa da bu eksikliğin giderilmesi için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Yalnız şu da vardı. Çok duygusal ve sıkıntılı dönemler geçtik. Küresel salgının olduğu dönemlerde maddi sıkıntıları yaşayan, öğrenci iznini yenilemeyen, ailesinden yardım almayan
ve insani yönünün de çok yoğun olduğu dönemlerden geçtiğimiz için bunların bu küresel salgının bitmesiyle de birlikte tekrardan ele alınarak ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yine yabancı öğrencilerden gidelim. Burada zannediyorum 80 bine yakın aktif öğrenci var ve bunların 35 veya 40 bine yakınını da üçüncü ülkelerden öğrenciler oluşturuyor. Bunlar birer kültürel elçi. Ama birçoğunun Türkçe'ye veya Kıbrıs kültürüne yabancılığı söz konusu. 4 yıl geçtikten sonra da bu durumun değişmediği yönünde tespitler var. Bunu tersine çevirecek ince dokunuşlar neler? Bunlarla ilgili bir planlamanız var mı? Tabii. Aslında bahsettiğiniz öğrenci memnuniyeti. Yani düşünün ambargo... Ya da Türkçe'ye aşinalık diyelim. Yani dil öğrenimi. Ambargo altında ezilen bir ülkenin 144 ülkeden öğrencisi var. Ve buradaki öğrenci dediğiniz gibi Türkçe'yi öğrenerek buradaki kültür veya ülkeden memnun kalarak ayrıldığında aslında ülkenin bir refahli temsilcisi olarak devam ediyor. Şunu söyleyeyim. Üniversitelerimizde başlattık şeyleri. Yabancı uyruklu öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe'yi öğrenmesi için derslerimiz başladı. Tabii toplum olarak bunu artırmamız gerekir. Bu faaliyetleri daha fazla artırmamız gerekir. Bu konuda toplumun da benimsemesi yolunda, öğrenciyle bütünleşmesi yolunda, bu kültür açısından da farklı çalışmaların yapılması gerekir. Bizim ülkemizin en büyük eksikliği, örneğin yüksek öğrenimi, sizin bahsettiğiniz konuları sadece Milli Eğitim Kültür Bakanlığı'yla YÖDAK'ın etrafı diye düşünmemiz gerekir. Evet. Şimdi mesela şunu sorgulamamız gerekir. Belediyeler var ve belediyelerin en önemli noktalarından bir tanesi o şehirdeki insanların altyapısı ve mutluluğunu sağlamaktır. Yani sivil toplum örgütlerinden tutun, belediyelere tutun, yerel yönetimlere kadar aslında öğrenciyle ilgili biz politikalar ve etkinlikler yapmamız gerekir. Bütün paydaşları içine dahil etmekten bahsediyorsunuz. Aynen. Ama bununla ilgili bir kurgu gerekiyor, bir aslında aynen mekanizma gerekiyor. Yani, bunu siz öncülü olacak mısınız? Olacağım. Bu peki, küçük parçaların bir bütün haline gelmesi için dediğiniz noktalarda önce olacağımı ifade etmek isterim. Hemen güncel bir tartışma. Yüksek öğrenimde vergi muafiyeti. Evet. Bir, şu anki bulunduğunuz görev, ikincisi siyaseten. Bakış açınız nedir ya da partinizde bu konuyla ilgili bir farklı düştüğünüz durum söz konusu mu? Yok, değil. Yalnız şunu ifade edelim. Üniversiteleri işte genelde insanlar şey olarak görüyor. Ciddi paralar kazanılan yerler olarak görüyor. Şunu ifade edeyim. Üniversiteler de çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Ama topluma bunları anlatmak lazım. Bu yıl ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde 26 bin yeni öğrenci girişinin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve 26 bin öğrenci girişini sağlayan aslında üniversitelerimiz ve bizlerimizin yaptığı çalışmalardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 120 olan üniversite sayısının 220'lere kadar yükselmesi ve dünyada artan ekonomik kriz, küresel salgın ve rekabetle birlikte bu öğrencilerin bu adaya gelmesi için üniversiteler de ciddi burslar veriyor. Peki bu esnada şunu soracağım. Yurt dışında tanıtım fuarları oluyor okullara ilişkin. Yine bununla ilgili geçmişte de şikayetler oldu. Öğrencilerin adaya getirilme aşamasında burada bazı vaatlerle kandırıldığı yönünde şikayetler var. Bunlar da denetime tabi mi? Yoksa üniversiteler gerçekten öğrencileri kandırıyor mu? Bu bilgi ve dijital çağda evet, biraz önce söylediğinizde çalışma ya da bir iş daveti gibi. Yok ki samimi olarak soruyorum size. Hayır, bu şunun şu açıdan söylüyorum. Bir iş garantisiyle evet bir yandan eğitiminize devam edeceksiniz ama bir yandan da masraflarınızı karşılayacaksınız. Bu taahhütler veriliyor. Yani evet, ne kadar dijital yani çağda olsak da bununla ilgili bir algı olumsuzluk yaratmayacak mı? İfade edeyim. Tabii yani, buyurun. Çok kullanılıyor da böyle bir dijital çağda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hangi üniversitesinin internette yok? Üniversitenin fakültesi, ödenecek miktarları, konumu, sınıf yapısı, kampüsü, o şehrin yapısı, bu bölgenin yapısına ulaşmak. Üniversitenin şartları değil bahsettiğiniz abi. Tamam, ben anladım. Siz evet, de bu topluma da bu söylediğiniz farklı. İşte çocuklar kandırılıyor. Avrupa ülkesine hayır, kandırılıyor geliyor mu diye. Veya var mı işte, böyle bir gerçeklik? Geliyorlar da şok oluyorlar. İşte gördükleri kampüslerle ilgili onu açıklıyorum. Yani dijital çağda bunları bu şekilde ortaya koymak çok kolay değildir. Yalnız bu bilinçli bir yüksek öğrenim öğrencisi için sadece bizim ülkemizde gelen öğrenciler için geçerli değildir. Evet. Bizim kendi vatandaşlarımız için de geçerlidir. Bizim kendi vatandaşlarımız da işte farklı ülkelere giderken eğer ciddi ve düzgün bir araştırma yapmazsan bazı problemlerle hem diplomasının tekniğinde olsun hem de yaşam şekilleriyle ilgili sıkıntı yaşayabilirsin. Bu biraz da bilinçli yüksek öğrenim öğrencisi olmakla alakalıdır. Yani tabii bunu
yapan kesimler varsa yanlış yapıyorlar. Yani iş vaatleriyle ilgili öğrencinin işte kandırılarak adaya getirilmesiyle ilgili. Bununla ilgili ben yakından takip edeceğinizi de varsa bir sorun. Bizim mesela yüksek öğrenim WhatsApp hatlarımız vardır. Aynı zamanda yüksek öğrenim dış ilişkiler dairesi olarak dış ilişkiler birimimiz vardır. Öğrencinin tek yapması gereken aslında oralarda ya yazışarak ya mail atarak ya da telefon yoluyla ulaşarak bu soruları alabilir. Şunu da ifade edelim. YÖBİS sistemi var. Yüksek öğrenim burs ve bilgi sistemi var. Orada bütün şartlar, koşullar şeffaf bir şekilde açıklanmıştır. Bu öğrencilerin hem Türkçe, İngilizce olarak veya farklı dillerde bunları da takip etmelerini önerelim. Sayın Özgürler, son olarak yüksek öğretimin dışında da tüm eğitimi ilgilendiren aslında bir yaklaşım özel ve devlet ayrımı, özellikle son Milli Eğitim Bakanlığı'nın güzide eğitim kurumları deyip online eğitim konusundaki yaklaşımı çok büyük aslında tartışmalara yol açtı. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Şunu söyleyeyim, devlet ve özel diye bölünmemek gerekir. Onu ifade edeyim. Eğitime katkı sağlayan her kuruma saygı duymak gerekir ve bu dengeyi iyi bir şekilde ortaya koymak gerekir. Şunu söyleyeyim. Özellikle araştırın. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde de var. Farklı ülkelerde de var. Aslında bazı ülkelerde özel eğitimde okuyan öğrencilere devlet katkı dahi veriyor. O ilgili kurum için. Çünkü aslında bir nevi devletle özelin, ülkenin kendi toplumsal çıkarları için paylaşımıdır. Aslında bu, nokta tabii bu şu. Birazcık şeydir işte bu bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin kararı olmadan böyle bir kararın alınması üzerine yapılan bir tartışma. Özel okulların verdiği kararı selamlayan bir bakan ama kamuyla ilgili sendikaların aslında aldığı karar konusunda hemen akabinde yapılan bir açıklama ve komite kararıyla bunun desteklenmesi. Bu gerçekten bir ikilik ve rahatsızlık yaratıyor mu sizin nezdinizde soruyorum. Yani şunu söyleyeyim. Tabii bunu Bakan Bey'e sormak lazım ama Bakan Bey'i çok iyi tanıyorum. Yani şeyi söyleyeyim. Yani bu selamlamak adında değildi. O dönem oradaki ortamı dengelemek adına kullanılmış bir ifadeydi. Şunu ben ifade edebilirim. Okulların her zaman için en son kapanan yerler olması gerekir. Burada gerek özel olsun, sendika olsun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olsun, hep bu paydaşların ortak görüşler, ortak bilgi dağarcıkları şeklinde hareket etmesi lazım. Birbirinden farklı hareket edildiğinde maalesef bunlar kullanılarak ülkede de farklı sıkıntıları yaşanmasına neden olabiliyor. Ziya Bey, programımızın sonuna geldik. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi seçmene, buyurun kameraya dönerek söyleyebilirsiniz. Tabii Ulusal Birlik Partisi Güzel Yurt Milletvekili adayı ikinci sıradan aday olduk. Biz öncelikle ciddi bir aday adaylığı süreci geçirdik. Ve bu aday adaylığı sürecimizde partimiz bize destek olarak bizi güçlü bir şekilde ikinci sıradan çıkarttı. Şu anda da bu desteği hem partimize hem de toplum adına kendimiz için istiyoruz. Şunu ifade edeyim. İnsan odaklı, üreten, gençlerin önünü açan, bundan önce yaptıklarımızla ne olduğumuz iyi biliniyor. Benim toplumdan istediğim geçmişimizin iyi bir şekilde değerlendirilmesi, araştırması bizi yaptıklarımızla takdir ederse biz de bulunduğumuz dönem sürecince mecliste toplumun yararına olabilecek, gençlerimizin hem de ülkemizin yararına olabilecek tüm çalışmalarda kişisel zümremiz için değil, toplumsal menfaatleri adına ülkedeki siyasete güvensizliği kaldıracak nitelikli, düzgün, dürüst ve insan ve siyasete uygun bir siyasi anlayışıyla hareket edeceğimi izleyenlere de bildirmek isterim. Çok teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık, teşekkürler, başarılar. Sayın izleyiciler, 22 dakikanın bugünlük ilk yayınının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız hemen bunun akabinde gerçekleşecek. Şimdilik hoşça kalın.